99 depreminde ben burada yayındaydım Allah bir daha böyle bir acı göstermesin Amin. program Amin. yaptım Amin. o günlerde ve o günden bugüne ne yazık ki bakıyoruz ki hala depreme hazır değiliz Öyle. ve yarın Allah korusun böyle bir şey yaşansa her an yaşanabilir Tabii. her an yaşanabilir Öyle. bütün problemler bir kenara kalır sadece bununla uğraşırız evet. dolayısıyla depreme karşı neler yapmayı düşünüyorsunuz? olası bir depreme karşı kentsel dönüşümün zaten önemli noktalarından birisi de depreme karşı dayanıklı binalar yapmak evet. ve sağlam konutlar yapmaktır. Evet. Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Bu konuda e, kimsenin hakkını yemeyelim. E, geçmişte yapılmış güzel çalışmalar da var. Evet. Yani AK Partili belediyeler döneminde yapılmış e, altyapısı hazırlanmış çalışmalar da var. Evet. O çalışmalar Zeytinburnu'ndan başlayarak yapıldı bu çalışmalar. E, o çalışmalardan yararlanılacak ve kentsel dönüşümü bu bağlamda süratle ele alınıp çözülmesi lazım. Evet. Bunun altyapısı büyük ölçüde tamamlanmış vaziyette. Güvenceyi Büyükşehir Belediye Başkanlığını vermesi lazım. Kent planının trafik dahil olmak üzere yapılması ve bunun hayata geçirilmesi lazım. Size şunu söyleyeyim. İstanbul'a ihanet ettik diyenler İstanbul'un sorununu çözemezler. İstanbul'a ihanet ettik, ihanet etmeye devam ediyoruz dedi Sayın Erdoğan. İstanbul'a ihanet edenler İstanbul'un sorununu çözemezler. Biz İstanbul'a ihanet etmek istemiyoruz. Evet. Viyana Belediye Başkanına şunu söyledim Avusturya'ya gittiğimde. Viyana dünyanın en güzel kentlerinden birisi. Dedim ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ol, olsanız ne yaparsınız? iki şey yaparım dedi. Bir trafik sorununu çözerim. Cinsiz soru sordunuz. Evet. İki bütün tarih eserlerini gün yüzüne çıkarırım dedi. Bizim tarih eserlerimiz nerede? Gökdelenlerin altında. Gökdelenlerin altında. Bir beton ormanına döndürdük. İstanbul'u beton ormanı. Yazıktır günahtır evet. bu kente. Gerçekten yazıktır Şimdi e, Bir anımı anlatayım. Bizimiz olursa. Tabii, lütfen. E, bürokratken Bali Adası'na gittim. Endonezya'nın Bali Adası'na. Orada uluslararası sosyal güvenlik kuruluşlarının toplantısı vardı. Uçaktan baktık hiç bina görünmüyor. İndik aşağı ya burada bina falan dediler ki falan otelde kalacağız. Bizi beş yıldızlı bir otele götürdüler. Diğer konuklar dünyanın her tarafından gelmişler ağırladılar. Ya dedik burada hiç yüksek bina yok. Niye? Pazar günü size gerekçesini anlatacağız dediler. Pazar günü Sosyal e, gündü bütün e, konferansa katılanları aldılar otobüslerle gezmeye götürüyorlar. Bizi bir tepeye çıkardılar. Tepede böyle bir eski anıt var. Evet. Ama Bali adasında yaşayanlar için o anıt kutsal bir anıt. Dediler ki burada karar var, halkın kararı var. Hiçbir bina bu anıtı geçemez dediler. Çünkü bu anıt bizim için kutsal. Evet. Ya Bugün Süleymaniye camisi görünmüyor. Evet. Nerede kaldı kutsallarımız? Evet, evet.